ve son roundun başlamasına saniyeler kaldı. Tüm yorumculara ve seyircilere başarılar dileriz. Sporun sigortası HDI Sigorta son round programını sunar. Evet efendim. Bir başka son roundda sizlerle beraberiz. Derbi sonrası sağ tarafımda Serdar Ali Çelikler Nemrut Dağı'ndan yayınımıza katılacak. Hiç Nemrut, niye Nemrut Dağı'ndan katılayım ya. Patlamaya hazır bir volkan gibi. No, gibisin. Yok hiç alakası yok. Peki o zaman böyle patlamaya hiç hazır yok. bir Altay gibisin. Yok hiç alakası yok. Peki. Patlayan patladı canım. Dur. Dün <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> patlayan patladı Jesus'tan tut da. Başlayalım o zaman patlama patlamalara. Ya yani şimdi mağlup takımdan mı başlayalım? Sen oradan başla ben çünkü böyle galip takımın hakkını fazlasıyla veresim var bugün. Tamam. Mağlup takımdan başlayalım. Bir kere özellikle bu renkleri giydim. Çünkü fen mağlup takım bugünden itibaren yani bugün 24 saatte olacak işte bu program yayınlandığında herhalde 19'u 20 olacak. 24 saatinde olmasına az süre kalacak. 24. saatin Sonundan itibaren sakin olup önüne bakması lazım. Bu bir. Ben kötü iyi günlerdeyken durumlar iyiken veya süre gelen zamanda söyleyeceklerimi söyledim. Bundan kaleci olmaz dedim. Yani bu, bugün söylemiyorum ben yani. Ee, bu arkadaş iyi transfer değil. Yani vasata alışmayın dedim ben. Yıllardır söylüyorum. Gustavo. İyi stoper değil bu. Bakma sen, bu ikisi de çok iyi değil. Ama yani tamam. Ya bir takımın en iyi oyuncusu Ferdi ise o takım iyi takım değildir. Bunu anlatmaya çalıştık. Biz yıllarda bunu anlattık yani. Ya bir takımın en iyi oyuncusu Ferdi olmaz. Ferdi bir, iyi bir takımın iyi bir parçası olur. Kalite eksik dedik. Ne zaman dedik? Gümür gümbür giderken dedik. Arda Güler'e dahil et dedik. Efendime söyleyeyim. Ee, mümkünse bir iki takviye yap dedik. Bunların hepsini söyledik. Şimdi bunlar ne zaman dedik? Gümbür gümbür giderken dedik. Şimdi artık patladı. Tamam. Karalar bağlamanın, yok olduk bittik demenin bir manası yok. Çok güzel bir yenilgi aldım bak. Çok güzel bir yenilgi aldım. Tertemiz yenildin ya. Tertemiz dövdüler seni. Böyle güzel dayaklar olur bazen. de çocuklukta falan mahalle kavgasına girenler bilirler. Ulan iki tane de ben vursaydım dediğin kavgalar olur. Ben de vurdum ama 2-3 tane dediğin olur. Bir de böyle baba bizi ne dövdüler be falan böyle. Ama ıslattılar bizi falan dediklerin olur. Şimdi bu çok güzel bir dayak yedin. Bundan sonra ayağa kalkman lazım. Ayağa kalkıp kalkamayacağın senin büyük takım olup olmayacağını gösterir. Tamam. Şimdi dedik yani bu arkadaş yıldız kendini yıldız sanıyor, zannediyor dedik. Bu sosyal medyada ona buna cevap vereceğine top oynasın dedik. Şimdi bugün kadro dışı bıraksınlar diyorlar. Kimseyi kadro dışı bırakmayın. Çok büyük hata olur. Böyle radikal kararlar alınmasın. Benim ömrüm radikal kararlar alınacak manşetlerle geçti. Radikal kararlar gündemde filan. Neşter, neşter yani. operasyonu. Yani hiç kadrolu işin filan gerek yok. Yapılacak iki tane basit işlem var. Basit. Bir elinde cebine atacaksın. Ali Koç. İki hocaya bir güzel hoca balık seviyormuş ya. Güzel, güzel, güzel bir. Balık ısmarlayacaksın teknende. Özel. ikiniz sadece. Garson falan gelmeyecek böyle. Teknede balıklar hazır olacak. Hoca tekneye gelecek. Emre abi de değil. Sen. Hoca. Tercüman. Hoca bir güzel orada ufak rot balans yapacağım. Ne demesi Başka gerekiyor yapacağın, mesela? Yapacağınız hiçbir şey yok. Bu iki hamleyi yapın. Rot balans neler söylemesi gerekiyor başkanım? Hocam sana güveniyoruz. Seninle devam etmek istiyoruz. Hatta istersen gel şimdi en kötü zaman bu zamansa gel. Bu zaman tam zamanı. Sözleşme uzatma görüşmelerine başlayalım. Ben. Yarın gelsin, sözleşme uzatalım. Hemen sözleşme uz görüşmelerine başlatalım. Ee, senin bu sisteminden de memnunuz. Sen her şeyin en iyisini bilirsin. Benim şahsi olarak, bir Fenerbahçe taraftarı olarak tek bir isteğim var. Başkanın olarak değil. Ya bu arada biz bence iyi oyuncu. Bunu kullanmaya çalış. Varsa başka istediğin transferde gel, onları da bütçemiz doğrultusunda yapalım. Bu kadar. Senin konuşacağım bu. Bu kadar. Var mı sıkıntı hocam? İşte yardımcında sıkıntı var mı? Eşin iyi mi? Oğlun iyi mi? Zeytinyağı geliyor mu Portekiz'den? Var mı bir şey eksiğin? Bunlar bu kadar. bir yani Fenerbahçe tarafta olarak Arda'nın daha fazla sahada görmesini isterim. Gerisini sen bilirsin diyeceksin. Ufak bir rot balans. Gel transfer konuşalım. İki, çağıracaksın abi birkaç tane oyuncuyu. Aziz Bey'in ofisine çağırdığı gibi. Sen kulübe gitmeyeceksin, onu çağıracaksın. Kimleri çağıracaksın? İrfan Atilla Cark Zalai. Çünkü o hat, harç ve tutkallardan birisi o. E, Mert Hakan. İrfan. Arda. Varsa yabancılardan Ener Valensi olabilir. Yani takımın harç, harcı gördüğün oyunculardan bir tanesini. Arkadaşlar merak etmeyin, biz sizin arkanızdayız. Çalışmalarınızı devam edin. Bugünden itibaren prim görüşmelerine, prim sistemine başlıyorum diyeceksin. Maç başına şu kadar prim Bu kadar. Bu iki şeyi yapacaksın, çalışacaksın. Şimdi sevgili dostlar, sevgili gençler, bir futbol takımında, bu dünyadaki bütün takımlarda en tehlikeli iki oyuncu grubu vardır. Kontratının sonuna gelmiş maaşını alamayan futbolcu. Kontratının sonuna gelmiş maaşını alamayan futbolcu her şeye açık olur. İki, bu birinci tehlikeli oyuncu grubu. İki, en iyi son kontratını yapmadan önceki maaşı düşük oyuncu. Bir daha söylüyorum. En iyi son kontratını almadan önceki maaşı düşük oyuncu. Miguel Crespo. 26 yaşında mı? 26 yaşında. En iyi son kontratını seneye alacak. 27 yaşında bir imza atacak 4 yıllık. 31 yaşından sonra daha Para falan kazanamazsın. 27 yaşında 500 bin euro ile oturmak farklı. 1 milyon euro ile oturmak farklı. Kontratın başına. Patron da bizi dinliyor. Biz kendi adımıza da söyleyelim yani. Bizi de, bizi de anlasın. Bizi de anlasın yani. Kontratımız <laughs> konusunda yönet, yöneticilik dersleri verelim. Şey diyorsun. Crespo <laughs> sana söylüyorum. Sinan sen anla diyor. Doğru sana söylüyorum. Sinan sen anla Doğru söylüyorsun. Şimdi, <laughs> 26, bak 26 yaşında 27 yaşında son kontratını yapacak. 500 bin euro oynuyor olmaz. Yüksek para ister. Veremeyebilirsin primleyeceksin. Atilla Zalai. Sondan bir önceki kontratı. Maaşı düşük kaldı. Primleyeceksin. Son kontratını yaptı. Bunda sıkıntı yok. Prim versen iyi olur ama sıkıntı yok. Bunun son kontratını yaptı. Uzattı bitti bu. Bu rahat. Bu da rahat. Yeni kontrat yaptı. Düşük kontratlı buna bir çıkma yapman lazım. Ara yeni kontrat yaptı. Gerek yok. Joshua King yeni kontrat yaptı. Gerek yok. Yeni kontrat yaptı. Gerek yok. Zaten satmak istiyorsun. Bir yeni ekstra bir şey yapmana gerek yok. Ama Mert Hakan yandaş. Kurdan gitti. Çocuğun parası gitti yani. Sen çocuğa atıyorum. 10 milyon lira verdin. 10 milyon lira o zaman öyleydi. Bu zaman böyle. Biraz prim çıkmaksa yapmak lazım. İrfan Can bak en çok eleştirildiği gün. Biraz buna destek olmak lazım. Birazcık. Mert Hakan'la Crespo gibi değil. Birazcık destek olmak lazım. Ee, ve en önemlisi bu. Ben yıllardır diyorum bu büyük takım kalitesi değil. Ama devre arasında Li hiç almayacaksan devre arasında ne bileyim yan Sommer almayacaksan Bayern Münih alıyor maalesef. Bayern ha işte yani. Işte, yani o klas birisi almayacaksan mecbursan bununla bitirmeye mecbursan ki bence ben olsam alırım ama mecburum diyorsan bu çocuğa diyecek ki seninle kontrat uzatmayacağım. Sene sonra istediğin yere git. Ama tıpkı 10 milyon lira alıyormuş gibi sene sonuna kadar her maçına prim vereceğim diyeceksin. Güzel fikir. Başka çaren yok. Yani İrfan Can Bayat oynasın falan. Onlar hayal dünyası. İrfan Can oynasaydı zaten bu Altay'ın düşüşe geçtiği dönemde elbet onu bir keserdi. O yüzden bak isimleri tekrar sayıyorum. Atilla, Crespo, Mert Hakan, İrfan. Bunlara biraz çıkma. İki, devre arası geliyor. Kardeş zaten sen uzatmaya devam et. Görüşüyor musun? Bu kadar uzun sürmez. Bak bir haftada bu uzatmaları bitirmen lazım. Şimdi Ali Koç bir hafta bir hafta biz zahmet bir kapanacak kendine. Şu sözleşme uzatma görüşmelerinde kim varsa. altı hariç. E, Zayt Aha. mı var? Ener Valencia mı var? Başka işte efendim İsmail Yüksek mi var? Kim varsa bir haftada üç tane imzayı göreceğiz. Ya ben buradayım göster artık başka. Bir dünya kupasına gittiniz. Yok o hepiniz kayboldunuz ya. Dur orada da geleceğim. Şimdi. Duruyorum zaten. E, bunu bitireceksin. Sonra 12'sinde veya 14'ünde transfer başlıyor. Zaten sabah takaydan açıklanacak. Başka da stoper falan alma. Ben sen Sana takaydın uzak... ne kadar para veriyorsunuz? Abi söylenen 3.750. Ama Çok değil şey, mi? şey şey Euro yani mu? Bonus da yani belirli bonus şartları var. Euro ve yıllara bölünmüş falan. Ne yapalım abi işte, işte 46 milyon olmuş. lira şu an itibariyle. Ben olsa benim param etmez ama vermiş. Sol bek istiyor hoca. İste, istediğini al. Al. Al kardeşim. Al. Bir de abu al abu. Burada geleni içeri atacak adam al. Bir de Arda'yı oynattırsa, oynattırsa zaten olur. Ya onu, o sistem konuşlarını, yani onu sen konuşamazsın başkan olarak hocayla. Ama biz anlatırız yani. Biz şimdi birazdan yorumlayabiliriz. Ee, bence sol bek alacağın yabancı muhtemelen olacağı için Gustavo 3'den da çıkamayacağın için 5 stoper istiyor ya baba. Ya Zayt'si göndereceksin. Yabancı boşaltman lazım. Ya Rossi'yi göndereceksin. boşaltmak lazım ya. Yani. Bir tane de mümkünse orta sahaya bir tane daha bir bir, bir net oyuncu. Nasıl olabilir. bir oyuncu? Kimin yerinde mesela Crespo'yla Arao'nun yerinde mi? Abi bence yani çok iyi bir oyuncu tamam itirazım yok ama yani daha daha katkıda bulunacak Crespo'nun yerine bir oyuncu olabilir. İrfancan tipi bir oyuncu Belki daha şöyle de ofansif? olabilir. Bak şöyle bak burada benim bence böyle oynanabilirsin. Burada Arda yla. Şöyle oynayabilirsin. Yani ben de onu söyleyecektim. Ya elinde Biliyorsun. var oyuncular. Arda var. İrfan Can'ı Aa, oraya çekebilirsin. Olabilir. Merkez orta sahada Mert'ten yararlan dersin. İsmail Peki sen de bu 3-4-3'te kesin misin yani? Yok 4'lü de, de oynayabilir. Yani benim 3-4 dönem değil. Bu son dizi değil için söylüyorum. Sonuçta Ali Koç bunları yapacak. Yani i̇ki tane kalite, iki net kalite takviyesi. İki en az iki. Kaleci, bence kaleci de keşke olabilsek. Ama yabancı sınırından... Ama devre arasında çok zor. Devre arasında çok bir zor. Yabancı sınırı bir de yani. Abi Rossi'yi gönder, Zayt'sı gönder. Bir tane orta saha. Zayt'sın sözleşmesinin bitmesine 6 tane. ay kaldı zaten. Tamam işte ama dondur o zaman. Yapacak bir şey yok. Dondur. Bir sol bek al. Alioski'yi de dondur. Sol bek al. Bak Alioski'yi dondur. Zayt'sı dondur. Rossi'yi dondur. 3 tane yabancı boşalt. Alioski'den yani. çok çabuk vazgeçmedi mi? 3 tane dondurdum. Mecbur istiyor adam. İstiyor. Üç, ya da Lincoln'u doldur abi. Bu arada şunu biliyorsun değil mi? Alyoski bu tarif ettiğin yerde de oynayabilecek bir oyuncu. Hayır. Üç tane, üç tane. Lincoln'u doldur. Bak şu hani Arda'yı koyduğun abi, Lincoln yer var ya. Abi önemli değil. Abi. Şimdi önemli isim. isimler önemli değil. Sporun sigortası HDI Sigorta Soran programını sundu.